Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızda okutulan İslam Bilim Tarihi dersimizin 2. ünitesini anlatacağız. Konumuz İslam biliminin doğuşu 7. yüzyıl. Değerli arkadaşlar, İslam dini biliyorsunuz bilime, ilime çok önem vermiştir. İlk inen ayet İkra okuyla başlar. O yüzden Müslümanlar tarihte okudukları zaman çok büyük medeniyetler kurmuşlardır, çok güçlü devletler oluşturmuşlardır. Ne zaman ki okumadan uzaklaşmış isek o zaman bilimden, medeniyetten de biraz geri kalmışızdır. İslam inancının temel kaynakları Kur'an ve sünnettir. Kur'an Allah'ın son ilahi kitabıdır. Sünnet Peygamber Efendimizin Kur'an'ı yaşayış şeklidir. Kur'an ve hadislerde ilim öğrenmeye çok büyük önem verilir. Kur'an-ı Kerim'de İlim ve ilim kökünden türeyen 750 tane sözcük vardır ki işte bu Kur'an'ın ilime ne kadar önem verdiğini bizlere ispatlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette bilmiyorsanız bilenlere sorunuruz ya da Allah'ım ilmimi artır gibi ayetler ilimin, bilimin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatır. İnsanlar arasında eşitliği emreden İslam dini yalnızca ilim insanlarını diğerlerinden üstün tutmuştur ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu şeklinde Allah bizlere bu ayrımı göstermiştir. İslam ilme, bilime çok büyük önem vermiştir. Bilim ve onun temsilcileri sevgili arkadaşlar, insanların toplumlar üzerindeki çok büyük etkisi olduğunu bize vurgular. İlim insanları toplumu cehaletten, taassuptan, hurafecilikten kurtararak toplumu ne yapar? Olumlu yönde gelişmesine önderlik, rehberlik ederler. Peygamberimizin kuşkusuz Allah ilmi kullarının arasından çekip almaz. Bilakis alimlerin vefatıyla onalır ve sonunda hiç alim bırakmaz. İnsanlar da cahil kimseleri önder edinirler hadisiyle. İşte ilmin toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu bizlere vurgulamıştır Peygamber Efendimiz. Sevgili arkadaşlar, Fransız Rosenthal Bilginin Zaferi adlı çalışmasında İslam medeniyetinde dini ve akli bilimlerin erken sayılabilecek bir dönemde ortaya çıkmasını, Kur'an-ı Kerim'in son ilahi kitabı olan Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'in akla ve bilgiye verdiği öneme bağlamıştır. Rosenthal, hiç kuşkusuz der, Orta Çağ Müslüman medeniyeti büyük bir ilmi ve bilimsel üretkenliğin gerçekleştiği bir medeniyet olup, bu üretkenlik dolayısıyla İslam medeniyeti insanlığa en kalıcı katkısını yapmıştır diye itirafta bulunmuştur. Peygamberimiz hem kendi sağlığı hem de arkadaşlarının sağlığıyla çok yakından ilgilenmiş ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam sağlık ve çevre konusundaki duyarlılığını her zaman ifade etmiş ve uygulamalarıyla bizzat bunu sahabelerine göstermiştir. Beden temizliğinin önemi üzerine durmuş Peygamberimiz dişlerin misvakla temizlenmesini ısrarla tavsiye etmiştir. Peygamberimiz yine çevre sağlığı konusunda da pek çok tavsiyelerde bulunuyor. Yiyecek ve içecek kaplarının ağızlarının açık bırakılmamasını istemiştir. Veba gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için bu hastalıklara yakalananların başkalarının yanına gitmemelerini öğütlemiştir ki korona salgını sırasında Amerika'nın billboardlarında Peygamberimizin bu veba hadisi yayınlanmıştır. Onun bu tavsiyelerin hangi ilmin oluşmasına vesile olmuştur? Tabii ki tıbbı nebevi, Peygamberimizin tıbbı. Tıbbı nebevinin konularını çevre sağlığı, temizlik, dengeli beslenme, hastalığı ve şifayı Allah'tan bilme, her hastalığın tedavisinin olduğunu bilme, tedaviyi ihmal etmeme ve manevi hastalıklar işte tıbbı nebevinin konularıdır. İslam biliminin oluşmasında tabii ki farklı medeniyetlerin de etkisi vardır. Özellikle Mısır, İran, Irak, Anadolu gibi bölgelerde kurulmuş olan bu medeniyetler çok gelişmiş kültürel birikimlere sahiptir. Bu bölgelerde bulunan kültürel birikimler pek çok zaman iç içe geçmiş ve medeniyetler birbirini ne yapmışlardır? Etkilemiştir. 7. ve 8. yüzyıldan itibaren bu bölgeleri Müslümanlar fethetmişlerdir. Ve Müslümanlar fethettikleri yerlerde asla yağmacılık, yok edicilik, sömürücülük yapmamıştır. Bilhassa oraların kültürel birikimlerini korumuş, muhafaza etmiş ve onlardan faydalanmıştır ümmet için. Mısır'ın İskenderiye şehri
Antik Yunan ve Helenistik biliminin İslam bilimine etkisinde önemli bir merkezdir İskenderiye. Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla beraber matematik, tıp, astronomi, mitoloji ve dinle ilgili geniş bir literatür ortaya çıkıyor. Babil uygarlığı özellikle matematik ve astronomi alanında çok ileri bir seviyeye çıkmıştır. Babil uygarlığı İran'dan yapılan çevirilerle İslam bilimine etki etmiştir. Yine antik Yunan bilimi özellikle felsefede, tıpta, matematikte ve astronomide nedir? Oldukça ilerlemiş bir medeniyetti antik Yunan. İşte antik Yunan'a ait kitapların 7. ve 8. yüzyılda Müslüman bilim insanları tarafından çeviriyle Arapça'ya çevrilmesi İslam biliminin hızla gelişmesine neden olmuştur. 9. yüzyılda Bağdat'ta biliyorsunuz Beytül Hikme kurulmuştur bilgelik evi. Burada Yunanca'dan Arapça'ya eserler çevrilmiştir ve antik düşüncenin İslam dünyasına girmesine katkı sağlamıştır Beytül Hikme. Yine antik Yunan kültürünün devamı olan Helenistik dönemin sonuna doğru mezhep kavgaları artıyor Avrupa'da. Hristiyanlık içerisinde tartışmalar başlıyor. Bu tartışmalardan tabii ki bilim insanları kaçıyor ve Antakya, Harran, Nusaybin gibi yerlere gelip bilimsel çalışmaların daha yoğun olduğu faaliyetlerde bulunuyorlar bu şehirlerde. Roma uygarlığı kurulduğu coğrafya sayesinde Yunan kültürünün bir devamı olmuştur. Bu uygarlığı Orta Çağ'a Roma uygarlığı ne yapıyor? Taşıyor. Roma medeniyeti Yunan kültürüyle İslam kültürü arasında da bir köprüdür aynı zamanda. İran'ın önemli kültür merkezlerinden bir şehri vardır ki Cüntüşapur'dur. Bu şehir Antakya'dan göç eden çok sayıda sanatçı, bilim insanı buraya yerleşiyor. Hint bilimi, İslam biliminin şekillenmesinde etkili olan bir medeniyettir. Hint astronomisi, Brahmanat'ın Sinhanta adlı eserinin Arapça'ya tercüme edilmesiyle İslam bilimi insanlar tarafından tanınmış oluyor. Çin kültürü ile İslam kültürü arasındaki etkileşimde bir meşhur savaş, Talas Savaşı ile 751 yılında başlamıştır. Müslümanlar kağıt, pusula ve barutun yapılmasını Çinlilerden öğreniyorlar. Türkler 10 ve 11. yüzyıldan itibaren yaptıkları bilimsel çalışmalarıyla İslam biliminin gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyorlar. Fetihlerin İslam biliminin oluşmasına etkileri vardır ki özellikle 4 halife döneminde İslam devletinin toprakları hızla gelişiyor. Fethedilen yerlerin sayısı artıyor. Suriye, Irak, Mısır, İran İslam devletlerinin sınırları içerisine giriyor. Emeviler döneminde fetih hareketleri yine devam ediyor. Devletin sınırları çok fazla genişliyor. Kuzey Afrika, Mavera-ün-Nehir, Horasan ve İspanya İslam devletinin topraklarına bu dönemde katılmıştır. Mısır, Suriye, Filistin ve Anadolu'da antik Yunan, Roma ve Bizans, Irak ve İran'da Pers ve Mezopotamya, Türkistan'da ise Türk kültürüyle İslam medeniyeti ne yapmıştır? Karşılaşmıştır. Müslümanlar değerli arkadaşlar fethettikleri topraklarda yaşayan insanlara gayet iyi davranmışlardır. Onların kültürlerine, dillerine, dinlerine kesinlikle müdahale etmemiş, hatta onlardan yararlanılmıştır. Fethettikleri bölgelerin zenginliklerini değil, zengin kültürlerini İslam medeniyeti kendi anlayışına göre biçimlendirmiştir. Mesela Helenistik dönemde yazılmış resimli kitapların Arapçaya tercüme edilmesiyle nedir? Minyatür sanatı gelişmiştir İslam medeniyetinde. Emeviler döneminde ise sınırların çok büyük gelişmesiyle beraber farklı kültürlerle de etkileşim hızlanmaya başlamıştır. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı divanda tutulan kayıtlar Irak'ta Farsça, Suriye'de Yunanca olarak tutulmuştur. İşte bu kayıtların Arapça'ya çevrilmesiyle önceleri yalnızca din dili olarak kullanılan Arapça artık bir bilim dili olarak da kullanılmaya başlanmıştır. İslamiyet ile birlikte ortaya çıkan bilimler Müslümanların İslam'ı anlamalarına, İslam'ı en güzel şekilde yorumlayıp savunma çabaları Kur'an ve sünnet kaynaklı yeni bilimlerin, yeni ilim dallarının ortaya çıkmasına da neden olmuştur ki en önemlileri tefsir, hadis, fıkıh ve kelamdır. Nedir Kur'an? Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son ilahi evrensel kitaptır ve İslam dininin ana kaynağıdır. Kur'an'ın vahyi, ayet ve surelerin indiriliş sebepleri, yeri ve zamanı, Kur'an'ın yazımı, tertibi, toplanması, çoğaltılması, Kur'an-ı Kerim'in kıraatı yani usulüne uygun okunması, tefsiri,
dili, üslubu ve belagatı, ayet ve surelerin birbiriyle ilgisi, işte Kur'an ilminin genel konuları arasındadır bunlar. Tefsir ise sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklanması, anlamı kapalı olan ayetlerin açıklanması için ortaya çıkan bir ilim dalıdır. Tefsir ilmi Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı yorumlamak, açıklamak ve izah etmek için takip edilmesi gereken esas ve yöntemleri ortaya koymuştur. Tefsir işiyle uğraşan alimlere de müfessir denilmiştir. Kur'an ayetlerini ilk açıklayan, tefsir eden kimdir? Tabii ki kendisine vahiy gelen Peygamber Efendimiz'dir. Bir diğer ilim dalı hadistir. Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz ahlakı Kur'an'dı. 610 yılından 632 yılına kadar 23 yıl boyunca peygamberlik yapmıştır ve kendisine Kur'an-ı Kerim vahyedilmiştir. İşte Peygamberimiz sözleriyle, davranışları ve uygulamalarıyla Kur'an'ı yaşamıştır, ümmetine anlatmıştır, bizzat da uygulayarak öğretmiştir. Hadis ilmi, Peygamberimizin söylemiş olduğu hadislerin senet ve metin yönünden incelenmesi, bu değerlendirmenin usul ve kaidelerini açıklayan bir ilim dalıdır. Hadis çalışmalarıyla uğraşanlara da muhaddis denilir. Muhaddisler hadisleri rivayet ve metin yönünden inceler. Onların Peygamberimize ait olup olmadığını, sıhhatlik yani güvenilik derecelerini tespit eden bir ilim dalıdır. Fıkıhsa İslam dinini biliyorsunuz anlamak için ilim adamları çok gayret sarf etmişler. Dini anlamda bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak gibi anlamlara gelen fıkıh terimi, İslam'ın kişisel ve sosyal hayata dair hükümlerini bilmeyi ve bu konuyu incelemeyi amaçlar. İnsanların Allah'a, insanlara ve diğer varlıklara karşı hakları nelerdir, sorumlulukları nelerdir? İşte bunları ayrıntılı bir şekilde ortaya kur. Fıkıh usulü de denilir bu bilim dalına. Bu ilim dalıyla uğraşan alimlere de fakih ismi verilir. Kelam ise sevgili arkadaşlar İslam dininin itikatla yani inançla ilgili yönünü inceleyen bir bilim dalıdır. Allah'ın zat ve sıfatlarını, peygamberlik ve onunla ilgili meseleleri, kainatın yaratılışı gibi konuları İslami hükümler ışığında ele alır, İslam'ı savunur. İslam inanç esaslarını dışarıdan, inanmayanlardan gelen saldırılara karşı savunurken inananlara da İslam'ın nasıl savunulması gerektiği prensiplerini öğretir. Şiir ve filolojinin Arapçaya katkıları. Biliyorsunuz İslam öncesi dönemde Araplarda yazılı kültür yerine sözlü anlatım, sözlü kültür vardı ki bu da en çok şiirle yapılıyordu. Şiir Arapların bir ilim hazinesidir. İlmi ve ahlaki değerlere ait bilgiler şiirle sonraki nesillere aktarılmıştır. Panayırlar düzenlenmiştir. En güzel şiirler Kabe duvarlarına asılmıştır. Şairlerin Arap toplumunda çok kabul görmesi dil bilimi dediğimiz filolojiyi de olumlu etkilemiştir ve Arapçanın bilim ve sanat dili olmasına da katkı sağlamıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed kendisinin Kur'an ayetlerini değişik levhalara yani geyik derilerine, hurma yapraklarına, enli kemiklere, beyaz enli taşlara ne yaptı? Yazdırdı. İlk zamanlarda yazı malzemesi olarak ceylan derisi de yine kullanılmıştır. İlk halife Hazreti Ebubekir zamanında Kur'an-ı Kerim bir araya getirilmiş, mushaf haline getirilip iki kapak arasına toplanmıştır. Hazreti Osman zamanında ise Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış ve bu nüshalar tek renk mürekkeple yazarak İslam beldelerine gönderilmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, böylece ikinci ünitemizin de sonuna geldik. Diğer derslerde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.